Savunma sanayinde Türkiye yüzyılına güçlü ve emin adımlarla ilerliyor, ufuk ötesinde güç göstermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli teknolojileri geliştirme konusundaki kararlılığımızla güçlü bir ulusal savunma kapasitesi oluşturduk. Yerlilik oranı %80'lere ulaşan savunma ve havacılık sanayi ihracatımız 2023 yılında %27'lik artışla 5.5 milyar dolara ulaştı. Sadece geçen yıl toplam değeri 10 milyar doları aşan ve teslimatı bu yıl başlayacak olan ihracat sözleşmeleri imzalandı. Savunma sanayindeki bu gelişmeyle paralel deniz kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'ın savunmasında artık daha da etkili ve caydırıcı bir güç. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla sınıflarında önemli yenilikleri taşıyan 4 gelişmiş deniz aracımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Donanmamızın en büyük ikinci gemisi olan Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi Derya da Mavi Vatan savunmasında yerini alıyor. Derya gemisi, üzerinde konuşlu bulunan insanlı insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyedeki bakım onarımlarının yapılmasına destek sağlayacak. Ayrıca savaş dışı harekat kapsamında insani yardım, doğal afet yardımı ve arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk İ sınıfı fırkateyni olan TCG İstanbul'da sahip olduğu kabiliyetler ve tam donanımlı yüksek teknolojisiyle donanmamıza güç katıyor. TCG İstanbul, etkin komuta kontrol ve hava savunma sistemi ile hedeflerin tespiti, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilecek. Deniz topçu ateşi desteği ile Mavi Vatan'ın korunmasında önemli yer tutacak. Türkiye yüzyılına armağan bir diğer gemimiz ise TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi. Üsteğmen Arif Ekmekçi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ikmal ve lojistik kabiliyetine önemli katkıda bulunacak. Olmazsa olmazı haline gelen insansız savunma araçlarının önemli bir örneği Marlin Silah. Marlin silahlı insansız deniz aracı, elektronik harp kabiliyetine haiz otonom su üstü aracı ünvanına sahiptir. En zorlu koşullarda görev yapabilen Marlin Silah, uydu iletişim yeteneğiyle geniş bir operasyon menziline ulaşmaktadır. Savunma sanayinde çığır açan başarılarımız ve geleceğe yönelik projelerimiz dünyanın dikkatini üzerimize çekmeye devam edecek. Ulusal güvenliğimiz daha da güçlenecek. Yerli ve milli savunma teknolojilerimiz dünyada öncü bir rol üstlenecek. Türk savunma sanayi, vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdi. Mavi Vatan'da deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak yeni deniz platformlarımız ülkemize hayırlı olsun.